Salam, hörmətli tamaşaçı. Biz bu gün gələcəyin təhsilindən danışacağıq. 2 milyarddan artıq smartfon insanların ixtiyarındadır və onlar gündəlik həyatımızı çox rahat edirlər və eyni zamanda emosiyasını artırıblar və şaxələndiriblər. Hörmətli tamaşaçı, mənim isə göstərdiyim bu kitab hər il Davosda keçirilən forumun rəhbəri və qurucusu Schwab-ın dərc elədiyi kitabdır. Burada Schwab-ın bu kitabında maraqlı məqamlar çoxdur. Və bunlardan biri budur ki, yaxın gələcəkdə bu ixtisaslar, yəni bu təxminən bu ixtisaslar 702-dən çoxdur. Hüquqşünas, maliyyə analitiki, həkim, jurnalist, mühasib, sığorta agenti, kitabxanaçı və digərləri avtomatlaşdırılacaqdır. Və belə olduğu təqdirdə, yəni süni intellektin bizim həyatımıza çox ciddi şəkildə gəldiyi bir anlamda biz gələcəyin təhsili necə görürük? Bizim üçün gələcəyin təhsili hansı yenilikləri, hansı sürprizləri hazırlayır? Və bu mövzuda biz böyük məmnuniyyətlə dəfələrlə bizim verilişlərimizin qonağı olmuş təhsil analitiki, Türkiyə Respublikasında çalışaraq və eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif təhsil, elm tədbirlərində çox yaxşı səviyyədə, yüksək səviyyədə təmsil edən təhsil analitiki Erdem Söyləməzlə birdəyik. Erdem bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq, sağ olun. Erdem bəy, təbii ki, bu mövzu çox maraqlı mövzudur və insanlar da bu mövzuda çox məlumatlar almaq istəyir. Ümumiyyətlə, gələcəyin təhsili və bizim bugün alacağımız təhsil gələcəkdə bizə nə qədər lazım olacaq? Bu mövzuda öz şərhlərinizi biz sizdən gözləyirik. Buyurun. Şu anda alacağımız təhsil bizə 2% faydalı olacaq. 2%-ni kullanabileceğiz. Biz eskiden 75%-ni kullanabiliyorduk ama şimdi 2%. Size şöyle söyleyeyim. En önemli saydığınız mesleklerden birisi hekimlik olacak. Gelecekte bizim ona yapay zeka dediğimiz Türkçe'de artificial intelligence dediğimiz yapay zeka. Gittiğimiz zaman bir hekime teşhisi koyacak, tedavi için bize gerekli şeyleri söyleyecektir. Şimdi kısacası gelecekte şu andaki meslek sahipleri olanlardan neredeyse 80% işini kaybedecek. Buna hazırlıklı olmak zorundayız. 1.2 milyon iş olacak, 1.7 milyon da buna karşılık gelen talep olacak. Veya şöyle söyleyebiliriz. 1.7'nin 1.2'sini artık robotlar ve yapay zeka görecek. Bu da artık gelecekte insanların iş gücü, insan gücü pahalı olacağı için robotları tercih edecekler. Aklımıza gelen her alanda ama her alanda bu yapay zeka dediğimiz şeyler hayatımıza girecek artık. Çocuklarımızı, geleceğimizi, ülkemizi ona göre hazırlamak zorundayız. Bugün bir Tesla dediğimiz şirket artık insansız maşın sürebilme şeyini geliştirdi. Yani siz oturuyorsunuz, hiçbir şey yapmadan maşınıza istediğiniz, gitmek istediğiniz noktayı yazıyorsunuz. Hiç siz rahat rahat oturup çayınızı içerken o sizi götürüyor, bırakıyor oraya. Siz iniyorsunuz, kendisi gidip park ediyor. Bu şekilde bizim de çocuklarımızı yetiştirirken buna hazırlıklı olarak yetiştirmemiz gerekiyor daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. İnsanın 7 yaşına kadar ki hareketlerle elde ettiği yetenekler 7 yaşından sonra riyaziyat zekasına dönüşüyor. Mühendislik zekasına dönüşüyor. Ama biz şu anda çocuklarımızı dört duvarın, odaların şeylerin içerisinde hapsetmişiz. Onların gelişmesine, onların el ve göz, zeka, ayak koordinasyonunu sağlamayacak şekle getirmişiz. Şimdi Google bir şeyler üretirken veya Intel üretirken bunu 60-70 yaşındaki insanların bile kullanacağı kadar basit hale getirdik diyor. 3 tane hareket var şu anda çocuklarımızın yaptığı.
alıyor telefonu ya sağa ya sola, bir de tık bitti. Üç hareket, hiçbir zekaya, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yani bunu 2 yaşındaki çocuklar da yapabilir, 60-70 yaşındaki insanlar da yapabilir. Üç hareket, sağa sola, sağa sola, bulduğuna bas. Ve biz de bu çocuklar bunu yaptığı zaman büyük bir övünç, büyük bir kıvanç, zevk duyuyoruz. Aa bak ne kadar küçük çocuk nasıl da buldu telefonda, iPad'de, hemen gitti şarkıyı buldu, çaldı, resmi buldu, şekli buldu, bakıyorum. Bu halbuki bunun yerine çocuk herhangi bir şeyle uğraşırsa, mesela bizim ananevi halçacılık veya dikiş veya çamurla oynamak veya bir şey üst üste koymak. Şimdi siz en basit bir şeyi alıp bir şeyin üstüne koyduğunuz zaman birçok şeyiniz, şu elinize dikkat etmeniz gerekiyor. Buna beyninizle irtibatlı bu el. Şu elinizin, şu el beyninizle irtibatlı. Alacaksınız, onu üst üste getireceksiniz. Sürekli el, kas, kol, beyin sürekli hareket halinde ve sürekli çalışır vaziyette. Şimdi o nedenle bizim kısacası geleceğe hazırlığımız yapay zeka konusunda ülkemizi ve yavrularımızı hazırlamak olacak. Süni zeka, süni intellekt formasında artık çok ciddi gelişmeler var, inkişaf var ve dünyanın inkişaf etmiş ülkelerinde artık bunun ciddi məhsulları var ki ve bununla bağlı da yakın gelecek. Elə bu kitapta da göründüyü kimi 2020-ci ildə eşyaların interneti və 1 trilyondan artıq datçiklər olacaqdır ki, yəni burada istənilən insanın əlbisəsində, paltarında belə o datçik vasitəsilə sən yəni qərar verə bilirsən, yaxud da ərazi xidməti yerinə yetirə bilirsən. Belə olduğu təqdirdə bugün universitetlərdə, yaxud da ki, ümumi orta təhsil müəssisələrində öz çocuklarımızı, öz balalarımızı sinxron bir formada tədris proqramlarından təhsil veririk. Və bu forma necə dəyişməlidir? Mətə bunun formaca daha çevik dəyişməsi üçün nə etmək lazımdır? Məsələn, biz sürekli Finlandiyanın eğitim sisteminden bahsederiz ve böyle bir övünçlə, bir şeylə herkes onu taklit etmeye çalışır. Herkes onlara gıptayla bakar. Şimdi şöyle bakalım. Tamam. Finlandiya PISA sınavlarında birinci veya ikincidir, işte belli ülkelerle 1-2-3 arasına gidip geliyor. Peki PISA sınavı dediğiniz nedir? İşte belli dersler, yazıyattır, işte kendi lisanıdır, fendir. Bunun dışında Finlandiya'nın dünya ekonomisine veya kendi ülkesine kattığı katma değer ne var? Yani şu da Finlandiya'nın patentidir, şu da Finlandiya'nın bir şeyidir diyebileceğiniz neyiniz var? Hiçbir şey. Bir Nokia vardı, o da gitti. Şimdi bunun dışında ülkelere baktığınız zaman ayakta tutan o ülkelerin üniversitelerdir. Veya hiç bilmediğiniz bir gencidir, gidip bir garajda oturup bir şeyi kurabiliyor. Yani bir Google'dur, bir Facebook'udur, bir genç çocuk kurabiliyor. Şimdi bizim gelecekte kendimiz için, ülkemiz için, insanlık için yapacağımız şey çocuklarımıza öğrenebilme becerisini vermektir. Ben öğretmen olarak bilgi taşıyıcı olmamalıyım. Muallim olarak bilgi taşıyıcı olursam benim çocuklarım benim bilgim kadar bir seviyeye çıkabilir. Halbuki ben şagirdlerime öğrenebilme becerisini verdiğim anda onlar sınırsız şeye koşabileceklerdir, gidebileceklerdir. Bugün bir radar sistemi yarasalardan bulunmuştur. Tamamen yarasa kuşlarının, yarasa kuşlarının gözü yoktur, görmez. O sadece şeyler gönderir, sinyaller gönderir, sinyaller çarpar maddeye, o gelen şey, geri gelen şeye göre karar verir. Bu şöyle bir maddedir, şudur, budur, büyüklüğü budur. Şimdi biz yavrularımıza tefekkürlü düşünebilmeyi, bakabilmeyi öğretebilirsek, daha doğrusu öğrenebilmeyi öğretirsek, öğrenme gücünü verirsek, korkmayın. Verin çocuklarınıza öğrenebilme gücünü, gerisini. Bazen
muallimler olarak korkmayın diyorum arkadaşlar. Bilmediğiniz soruları çocuklarınıza sorun. Bilmediğiniz soruları sormaktan korkmayın. Göreceksiniz ne kadar dehşetli değişik fikirler karşınıza çıkacak. Bırakın çocuklarımızın ufku gelişsin. Hemen bu yakınlarda bir məqale okuyordum. Burada Rusya'da meşhur Ali İqtisad Məktəbinin rektoru var, Yaroslav Kuzminov. Onun bir fikri var idi ki, və doğru bir fikir var aslında. Və bu son illərdə çıxan və böyük səsküylə dünyanın iqtisadi gücünü, dünyada baş verən texnoloji yenilikləri, rəqəmsal düşüncə tərzini formalaşdıran bir sıra şirkətlər var. Facebook, Microsoft, Apple və digərləri. Bunların yaradıcıları universitetləri buraxıb getmişlər və bu məhsullar universitetlərdə yaranmamışdır. Deyəsən, bu 21-ci əsrin yeni texnoloji məhsulları və qədəri dəyişən texnoloji məhsullar universitetlərdə yaranmır. Eləcə, TESA-nın özü. Çox doğru. Belə anlamda o da bir statik fikir kimi gəlir göz önünə. Ümumiyyətlə, model dəyişir, vizyon dəyişir. Bax, nəyi demək olar bundan bağlı? Təbii ki, biz öncə görmədən danışa bilmərik, amma düşüncələrimizi safçürü edə bilərik burada. Elə deyilmi? Bugün ən böyük maddi dəyəri olan buluşlar Facebook'dur, işte diğerleri de Apple'dır, Tesla'dır, nədir, bunların hepsi sırada dediğim gibi birisi garajda genç çocuklardır, lise çocuklardır. Yani Bill Gates'e baktığınız zaman Windows'un bilmem neyin yapıcısı bunlar üniversiteler değil. Bunlar şimdi üniversite dediğim bazı şeylerin arkasında Cesaret Bey toplumsal bir kültür vardır. Şimdi mektepler ve üniversiteler toplumsal kültürü yaratır. Şimdi üniversite kalkıp da bir buluş yaptığı zaman ben bir buluş yaptım falan bu değil. Facebook'u çıkarıp atmaz ortaya zaten üniversite. Üniversite şunu yapar. Toplumda düşüncenin önündeki engelleri kaldırır. Düşünebilme yolunu öğretir size. Finlandiyada bilirsiniz ki, divarsız okullar, divarsız məktəblər və yaxud da ki, dərsliksiz, dərslik olmadan olan dərs, tədris proqramları və yaxud da ki, tədrisin təşkili nəzərdə tutulur və artıq bu cürdə insanlar, uşaqlar təhsil alırlar. Yaxud da ki, bir riyaziyyat dərsində təkcə riyaziyyatdan deyil, həm də biologiyadan, tarixdən, və yaxud bunun tərsini söyləsəm, tarix dərsində həm də riyaziyyatın anladılması göz önünə gəlir. Bu model yeni əsrin bir modeli kimi düşünülə bilərmi? Siz hangi sistemi uygulayacaqsanız uygulayın. Birinci olaraq çox ciddi biçimdə müəllimlərinizi bu sistemə hazır etməniz gərəkir. Müəllimləriniz hazırsa, hər şey hazırdır. Çocuklar da ona görə hazırlarlar, okullarda, məktəblərdə, hər şeydə. Bizim insanlarımız zekidir aslında. Bizim halkımız zekidir. Siz yeter ki ona güzel bir yol gösterin. O her şeye çok çabuk, belki dünyada en çabuk uyabilecek şeydir. Yani zekidir bizim halkımız. Ona doğru yolu gösteren birisi çıksın, anında herkesten çok çabuk rahatlıkla uyabilir. Hele çocuklarımız, benim gözlediğim kadarıyla çok zeki çocuklarımız var. Bunların önünü kesmeyip onlara fırsat verdiğimiz anda kesinlikle yani onlara kısacası bırakın o çocuklar yapsınlar, araştırsınlar, toprakla oynasınlar, ağaçla oynasınlar, kessinler, biçsinler, dikiş yapsınlar, diksinler. Yani çocuklarımızın önüne televizyonu, bilgisayarı, telefonu küçük yaşlarda atmayalım. Onu attığımız zaman o çocuğun ufku çok daralıyor. Onun yerine bırakın çocuk dikiş diksin, bizim ananevi halçaları şey yapsın. O zaman dediğim gibi o matematiksel ve mühendislik zekasına dönüşüyor belli bir zamandan sonra. Kısacası Cesaret Bey, biz muallimlerimizi yetiştirdiğimiz anda her şey hallolacaktır. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Erdem bəy, çox maraqlı bir konseptlə əslində bu bizim proqramımızı yekunlaşdırmaq niyyətindədir və mən də ona qatılıram bizim hörmətli Erdem söyləməzə. Gələcəyi yaxalamaq üçün müəllimlərimizin səviyyəsi və onların edəcəklərindən asılıdır. Bu fikir həm də bizim proqramımızın yekun sözüdür. Sağ olun, növbəti efir vaxtına deyək.